Merhabalar arkadaşlar. Bugün size yavru tavşanların son durumunu göstereceğim. Bugün yaklaşık 8. gün. Bugün çarşambaydı. Geçen hafta çarşamba doğmuşlardı. Yani 8. gün bugün. Baya hızlı gelişiyorlar yavrularımız. Şimdi göstereceğim. Bakın. Bakın yavrularımız burada maşallah. Hepsi tüylenmeye başlamış. Şu an 2-4-5 tam 6 tane yavrum var. Bir tanesi de bakın beyaz, böyle krem rengi gibi. Maşallah hepsi de çok güzel, sağlıklı. İki tanesi sarı, iki tanesi babasının rengine benziyor. Hızlı şekilde gelişiyorlar. Yaklaşık işte 15-20 günlük olduktan sonra da yavaş yavaş dışarı çıkmaya başlarlar. Anne tavşanımız demek ki güzel besliyor. İlk doğumu olmasına rağmen kızımız burada. Kızımızın ismi Tarçın. Yemlerini bol bol veriyoruz zaten. Bakın yoncası var. Yeşillik atıyor. Orada palet yemleri var. Suyu var devamlı olarak. Bu şekilde anne tavşanımız çok güzel büyütüyor yavrularını. Şimdi bakın size göstereceğim. Şimdi anne tavşan içgüdüsel olarak bakın. Daha ağzını bile kapatmış yuvanın. Hani normal doğada yaparmış gibi. Yani tehlikelere karşı hani yuvanın içi gözükmesin diye bakın. Ağzını tıkamış resmen yuvana. Yani bu kapak olmasa göremeyeceğiz yavruları. Bakın şöyle nasıl doldurmuş ağzını. Bu da fındıklarımız. Maşallah hepsi güzel. Şimdi demek ki tam ben denk gelmedim ama emzireceği zaman otları çıkarıyor. Giriyor kendisi. Emziriyor, geri kapatıyor ağzını. Yuvanı. Şimdi bu şekilde. Bakın bak. Orada şey yapıyor. Hissettim açtığımızı, ne yaptıysa. Bu şekilde yavrularını tehlikeden koruyor. İşte 8 günlük oldular. Yaklaşık 1 aylık olduktan sonra da anneden ayırabiliyoruz. Normal şartlarda ben ilk baktığım zaman tabii göremedim ki tüylerle dolu olduğu için kendi tüylerinden 3-4 tane zannediyordum yavruyu, 6 taneymiş. Normalde minyatür tavşanlarda 6 tane doğu nadir oluyor, fazla olmuyor. Bu ya tavşanımız ilk doğumunda 6 tane yaptı. Ortalaması 4 yavru yapıyor bunlar. Bu sefer maşallah 6 tane yaptı yavru. İnşallah bunlar büyürse bakacağız artık. Aradan beğendiklerimizi kendimize ayırabiliriz. Gerisini sahiplendirme yapacağız. Tavşanlarımızın son durumu bu. Şimdi bu da erkek tavşan. Oğlum Cesur. Bu hobiciliğe başladığım zaman ilk aldığım hayvan bu Cesur'du benim oğlum. Bir aylıkta aldığımda. Bir de bunun bir kardeşi vardı. O da beyazdı. Onu da dişi diye aldık. Erkek çıkınca onu da sahiplendirdik. Gel oğlum gel. Durum böyledir. Bunu da aynı şekilde yemlerin önünde sıkıntı yok. Son bir defa daha bakalım şu fındıklara. Fındık bunlar. Fındık çok güzel. Şimdi bunların daha önceki atalarındaki renklerden atıyorum. Krem rengi bile olsa. Şimdi ikisi normalde bakın. Bu da bu kahverengi, bu da kahverengi tonlarında ama bakın beyaz yavru bile var aralarında bakın. Yani beyaz dediğim krem rengi, bak şurada. Böyle karışık renk yavru çıkabiliyor. O da daha iyi, tek renk olmasındansa karışık çıkması tercihimdir yani. Böyle güzel oldu, güzel güzel büyüyor yavrularımız. Evet arkadaşlar, tavşanlarımızın, yavrularımızın son durumu bu. Şurada öteki tavuklarımız falan filan. Bunlar da şeyler. Neydi o? Mavi pırlı bıldırcınlar. Bir tanesini kaybetti. 7 tane de 6 tane kaldı. Sağlık olsun. Evet, bu normal bıldırcın bırakmadım arkadaşlar. Bazı takipçi arkadaşlarımız soruyor. Abi gönder bıldırcın falan. Normal bıldırcın yok. Şu an hiç yok. Hepsini verdim kuzenime. Bırakmadım. Sadece o kuluçka makinesinden çıkan var. 4 tane şu anda. O. Başka yumurtacı bıldırcınım yok elimde yani arkadaşlar. Yani şunu da göstereyim. Bakın bakın civcivlerimizi buraya aldım. Yerlerine çok. Hayır, üçkağıtçı bak çıktı dışarı. Gel.
Çok hareketliler maşallah bunlar. Gel. 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 Bakın bu bir tavuk. Belli zaten. Sizi üçkağıtçılar size. Bunların yeri burası artık. Girme. Çok hareketli kıpır kıpır hayvanlar. Sulukları, yemlikleri hepsi bol miktarda önlerinde. Şuraya tünek yaptım. Oraya çıkıyorlar hepsi. Sırayla diziliyorlar falan. Hepsi aynı renk fakat şu bir tanesi sarımsı. O biraz değişik olacak herhalde. O buff modded olabilir o. Diğerleri porselen 4 tanesi. Aldığım arkadaşlardan demişti abi karışık olabilir demişti. Yavruyken ayırması zor diye. O bir tanesi öyle çıktı. Diğer porselen. Şimdi gördüğüm kadarıyla 2 oraz var. 3'ü de tavuk. Sonra da ibiklerine yani fark ettiğim kadarıyla. Zaten ufaktan deneme yapmıştım o boğazının altından tutup da ayaklarını hani yukarı kaldıran oraz aşağı bırakan tavuk diye. O zaman da öyle çıkmıştı. 2 oraz 3 tavuk. Bakalım. Demek ki doğruysa yöntem doğru arkadaşlar. Şimdi bu hareket nedir? Bu yumurtlamaya hazırlık yapıyor. Yumurtlayacak birazdan. Kık kık yaptığı zaman yumurtlar tavuklar. Evet arkadaşlar durum bu. Şimdi yumurta biriktiriyoruz. Tekrardan bayramdan sonra inşallah kuluçka makinesine koyacağız. Herkese iyi günler.